Bu videoda ilginç bir soruya cevap arayacağız. Çok sorulan ama cevabı iyi verilmemiş bir soru bu. Ara sıra doğa tarihinden, insanın puslu geçmişinden, doğadaki yerinden söz açılınca adı geçer. Aslında adı geçer dediğime pek bakmayın. Adı çoğu zaman hatırlanmaz ve kısaca taş devri adamı der kurtarırız sohbetin akışını. Ama onu kastederiz. Şöyle iri yarı, elinde koca bir odun veya taştan ürettiği baltası ve uzun mızrakları olan, vücudu tüylü, yüzü bizden biraz daha farklı, az giyimli, ilkel bir adam. Ancak unutmayın, kadınları ve çocukları da var. Dere kıyısından biraz yüksek bir mağarada birlikte yaşıyorlar. Mağara sadece bir aileye ait değil, başkaları da var. O halde beraber yaşayabilecek kadar sosyal yanları var. Dahası da var. Ama hepsini şimdi söylemeyeyim. İşte onu anlamaya, tanımaya uğraşacağız biraz. Gerçekten kim bu Erectus? Kime yakın, kime uzak? Nereden gelip nereye gitmiş? Haydi bir bakalım. Aslında her şey 1886 ile 1892 yılları arasında Hollandalı anatomi uzmanı Eugène Deboa'nın merakıyla başlıyor. Eugène Deboa, insanlığın ilk izlerinin Asya'da olduğuna inanıyor. Bununla ilgili ilk araştırmaları yaptıktan sonra yerine giderek kazılar yapmak istiyor. Kendisine Endonezya'da bir ekip oluşturuyor. Bu ekiple kazılarına başlıyor. Ancak bu uzun vadeli bir iş. Zaman zaman o ekibi kaybediyor. Yalnız başına devam ediyor çalışmalarına. Sonunda bu inatçı araştırmalarının sonucunu da almayı başarıyor. Java'da Trinil bölgesinde bir kafatası kemiği ve bir bacak kemiği, femur kemiği ele geçiriyor. Bunların farklı bir insana ait olduğu kesinlikle zaten anlaşılır durumda. Dolayısıyla bu insana Pithecanthropus erectus adını takıyor. Maymunsu dik duran insan anlamına gelen bir isim bu. Ve bulduğu insan bilim dünyasında Java insanı olarak tanınıyor. Biz de onu fen bilgisi kitaplarında yıllarca biliyorsunuz Java insanı, Pekin insanı olarak tanıdık. Ancak o dönemlerde Asya'nın farklı noktalarında buna benzer fosiller ele geçiyor ve her bilim adamı bulduğu fosile bölgenin adıyla ilgili bir isim veriyor. İşte az önce söylediğim gibi Java insanı, Pekin insanı şeklinde. Bu bir karışıklığa yol açıyor. Bilim dünyası bunu düzeltmek için bütün bu fosillerin Homo erectus adıyla anılmasını doğru buluyor. Günümüze kadar da bu şekilde devam ediyor. Bir şey daha ortaya çıkıyor bu sıralarda. Homo erectus aslında Asyalı değil, Afrikalı bir göçmen. Hem de başarılı bir göçmen. Afrika'dan çıkmak başlı başına bir mesele. Çıkış kapıları her zaman açık değil. Bunu önceden birkaç kez deneyimlemeden yola çıkmak Erectus'a felaket getirebilir. Geçilmesi gereken zorlu coğrafi engeller var. Üstelik o sıralar zihinsel gelişmişlik düzeyleri bir hayli düşük. Ancak yine de bunu başarıyorlar. Hem de birçok kez. Araştırmacılar hominidlerin 2.2 milyon yıl önce sahrayı nemli ve yeşilken geçtiğini öne sürüyor. Doğayı, yağışları, kurak geçen mevsimleri gözlemlemiş olmalılar. Sonunda Homo erectus kabaca 1 milyon 600 bin yıl içinde Güney Afrika, Doğu Afrika, Gürcistan, Avrupa ve Çin dahil olmak üzere çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Hindistan'da, hatta Pakistan'da yaşadığını gösteren buluntular ele geçmiştir. Bu uzun yolculukları nasıl yaptıkları hala bir sır. Ancak sır olmayan şeyler de var. Örneğin, özellikle soğuk iklimlere yaklaştıkça ateşi daha da ustaca ve verimli kullanmaya başlıyor. İlk ateşin 1 milyon 250 bin yıl evvel Çin'de bir mağarada Homo erectus tarafından yakıldığı biliniyor. Avladığı hayvanların kürkünü bedenine sararak soğuktan korunuyor. Böylece insanlık tarihinde büyük olasılıkla ilk kez onlar giyinmeye başlıyor. Önlerine çıkan su engellerini, boğazları, yaptıkları ilkel deniz araçlarıyla aştıkları da biliniyor. Bu da onlara ilk denizciler olma unvanını kazandırıyor. Erectus, engel tanımadan yeryüzüne dağılırken bir kolda Anadolu'ya yönelmiş olmalı. Bunu geride bıraktıkları taş aletlerin bolluğundan anlıyoruz.
Yakına kadar elimizde taş aletler ve bunları ele geçirdiğimiz mağaralardan başka kanıt yoktu. Ancak 2002 yılında Denizli'de bir mermer ocağından gelen haberle bilim dünyası birden hareketlendi. Türkiye'nin ilk erectus fosili traverten katmanları arasından çıkıp büyük bir bloğun içinde taşın kesileceği yere kadar gelmiş, mermer kesme makinesinin dişlerinden kıl payı kurtulmuştu. Dünyanın her yerinde kalıntılarını bulmanın büyük şans sayıldığı iri yarı insana ait birkaç kafatası kalıntısı da Denizli'de bulunmuştu. İlk bulunduğunda katman bilgilerine dayanarak en az 500 bin yıllık olduğu tahmin edilen Homo erectus fosilinin kesin yaşının belirlenmesi amacıyla kalıntılara Fransa'nın Marsilya Üniversitesi laboratuvarlarında paleomanyetizma ve kozmik radyasyon yöntemleri uygulandı. Sonuç inanılmazdı. Denizlili fosil erectus tam 1 milyon 200 bin yaşındaydı. Bir kıyaslamayla hayvan kabartmalı sanat eserleri ve çağlarının ötesindeki tapınaklarıyla dünyayı kendilerine hayran bırakan, bilinen en eski Anadolulular olarak tarihe geçen Göbekli Tepe sakinlerinden 1 milyon 188 bin yıl önce, yani yüzyılların küsurattan sayıldığı tarihlerde o Denizli yakınlarında dolaşıyor ve avlanıyordu. Bilinen uygarlık tarihini Göbekli Tepe'den günümüze 12 bin yıl olarak alırsak, Homo erectus'un Denizli'de dolaştığı günden bu yana medeniyetimizi taş devrinden uzay çağına kadar 100 kere sil baştan tekrarlayabilirdik. İşte bu büyük zamanı yeterince algılayamadığımız için erectus'u ve daha önceki insansı hominidlerin değişim için ne kadar büyük zamanları olduğunu anlayamıyor olabilir miyiz? Üstelik Denizli erectus'u dünyada bulunanların en eskisi değil. Kahramanmaraş ve çevresinde tarih öncesi dönemlere ait insan izlerine çok sık rastlanıyor. Farklı insan grupları burada yaşamışlar, var olmuşlar ve yerlerini yine farklı gruplara terk etmişler. Ama bunların içinde özellikle bir cins var ki o çok dikkat çekici. Homo erectus, yani dik yürüyen insan. İnsanın gelişimi içerisinde çok önemli bir basamağı temsil ediyor Homo erectus. Yaklaşık olarak bundan 2,5 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıktığı düşünülüyor erectus'un. Değişen iklim koşulları sonucunda adeta iklimin bir cevabı olarak ortaya çıktı. Çünkü o dönemde Afrika çok soğumuştu, kurak hale gelmişti. Buna uyum gösterebilen canlılar devam ettiler. Uyumakta güçlük çekenler de biraz değiştiler. İşte o değişimin sonucu Homo erectus. Homo erectus kendisine oldukça güvenen bir insan türüydü. Açık alanlarda yaşamaktan çekinmedi. Ancak yolculuğu sırasında yaşamını garanti altında tutabilmek için yine de arkamda bir örneğini gördüğünüz gibi kaya sığınağı olan bölgeleri tercih etti. Buralarda gecelerini belki de geçiriyordu. Daha sonra gün ağarınca tekrar bu alanlara iniyor ve burada taş aletler yontuyor, silahlarını elden geçiriyor ve çevrede dolaşıyor olmalıydı. Giderek karmaşıklaşan sosyal örgütlenmeleri yapabilmek için Homo erectus'un basit jestlerden, mimiklerden biraz daha fazlasına ihtiyacı vardı. Zaten çoğu bilim adamı Homo erectus'un basit de olsa bir dili olduğuna, aralarında anlaşabildiklerine inanıyor. Üstelik onun damla şekilli bir taşı icat ettiğini de unutmamak gerekiyor. Bu baltanın uç kısmıyla delme işlemini yapabiliyordu. Kenarlarıyla kesiyor, düz kısımlarıyla da ezme işlemini tek bir taşla yapabiliyordu. Burada avladığı canlıları buna benzer kovuklara getirdi. Burada onları kesti, parçaladı. Büyük bir ihtimalle kürkünü, derisini ayırdı. Onu başka amaçlar için kullandı. Etini yedi ama iş burada kalmadı.
avını sonuna kadar değerlendirmek zorundaydı. Kemiklerini kırıp içerisindeki iliğe kadar değerlendirdi. Bu fazladan enerji Homo erectus'un zekasının giderek gelişmesini sağladı. Homo erectus'u diğer canlılardan ayıran çok önemli bir özelliği vardı. Ellerindeydi bu özellik. Tıpkı bizim gibi baş parmağını diğer dört parmağının karşısına getirebiliyordu. Bu özelliği kazanmıştı zaten Afrika'da ve buraya geldiğinde de bunun karşılığını çok iyi aldı. Burada aletler üretmeyi başardı. Hatta yeni teknikler geliştirdi. Bu teknikleri geliştirebilmek için elinin bu yapısından çok faydalandı. Ayrıca el daima Homo erectus'u zeka olarak bir adım daha ileri götüren bir faktör oldu. Elinin ürettiği şeyler ilerledikçe Homo erectus daha iyisini yapmaya çalıştı ve daha fazla yapacağı şey üzerinde düşündü. Böylelikle zekasında çok önemli gelişmeler kaydetti. Özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde yaşadığı dönemde bu gelişim bilim adamları tarafından açıklanıyor. Oldukça göze çarpıcı. Bir başka konu da erectus'un bunu yavrularına aktarabilmesi. Yani kendi içinde bir eğitim veriyordu çocuklarına. Aletleri nasıl yapabileceklerini öğretiyordu. Mevsimleri özellikle tanıtıyordu. Hangi avı ne zaman ve hangi mevsimde yakalayabileceklerini onlara aktarıyordu. Bütün bunlar bu bölgede yapılan araştırmalar sonucunda giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Bu araştırmalardan bir tanesi de Direkli Mağarası'nda halen devam ediyor. Cevdet Merih Erek Hoca, kazı başkanı, biraz daha yakın dönemlerin ama yine buradan geçmiş o prehistorik insanların peşinde kazılara devam ediyor. Aksu akıyor. Evet, Aksu çayı burası. Bir zaman 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 oldukça geniş bir alana yayılıyor bu çay. Ve burası Neandertal'den beri iskan görmüş bir alan. Yani bu gördüğü, arkada görmüş olduğunuz bu mağaralar ya da kaya altı sığınaklarının hepsi Neandertal insanından bu yana hep iskan görmüş. Sizin daha önce gitmiş olduğunuz Akdemir Deresi Vadisi'ndeki Erectus'un giriş alanından bu tarafa gelindiğinde Neandertal'in izlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Ama tabii Erectus'un kültürel gelişimi daha erken bir döneme ait. Burası ona göre biraz daha yeni sayılabilir. Akdemir Deresi Vadisi'nde hep Erectus'u konuştuk. Evet. Şimdi birden burada arabadan indik ve Neandertal'le karşılaştık. Bir yandan da demek ki gelişim sürüyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu bir yol izliyorlar, bir rota izliyorlar anladığım kadarıyla. Ve o rotanın üzerinde bir yandan da insan gelişimini sağlıyor. Hem öyle, kesinlikle doğru. O tespit kesinlikle doğru. Doğal koridorlar ve doğal zenginlikleri bulunduğu yerlerin içerisinde kendilerine her türlü yaşam imkanını sağlayan alanları seçiyorlar. Erectus da bunu yapıyor, Neandertal de bunu yapıyor, modern insan da bunu yapıyor. Bir tek fosilini bulmanın mucizelere bağlı olduğu Erectus'un elinden çıkan eserler her yerde. Şu anda neredeyiz hocam? Şu anda Salmanlı köyünün içinde bir tarladayız ve burası bir açık hava istasyonudur. Açık hava müzesidir diyebiliriz. Müthiş bir yerdir burası. Arkada gördüğünüz bütün bu tarlaların içerisinde yaklaşık 5 dönümlük arazi prehistorik insanın, özellikle Homo erectus'un Güney Afrika'dan gelip buralarda yaşadığının en önemli delillerini veren bir alandır. Evet. Ve bizim açımızdan insanlık tarihini araştıran herkes için
bir okul niteliğindedir burası. Merih Hoca ile bu vadilerde dolaşırken elime attığım hemen her taşın onların elinden çıkmış, biçimlenmiş ve kullanılmış olduğunu görmek inanılmazdı. Neredeyse elinize her attığınız parça Homo erectus'un elinin değdiği parça gibi. Evet, bir tanesi benim elime değdi. Evet. Bu nasıl bir parça? Bu muhteşem bir parça. Benim gözümle çok muhteşem bir parça. Bu bir yonga üzerine yapılmış bir ön kazıyıcı. İşte Alpay'daki insanın Homo erectus'un burada yaşadığı kanıtlardan bir tanesi daha. Çok şimdi benim bulduğum parçaya siz böyle süper bir parça deyince ben çok mutlu oluyorum. Şimdi böyle bir parçayı, valla yani bu ve buna benzer parçaların hepsini burada çok fazla sayıda bulmak mümkün. Tabii gözle bir insan elinden çıktığını fark etmiş olduğunuz şey 300 bin yıl öncesine ait olunca daha da müthişleşiyor. Evet, yani, 300 bin yıl önce bir insanın tabii, elinden çıkmış bir şey. Sonraki dönemde ilk defa siz dokunuyorsunuz belki. Evet, yani su sizin elinizden bana aktarılmış bir 300 bin yıl. Yani kimse kimseye böyle bir parçayı böyle bir zaman dilimini asla veremez, hediye edemez, bırakamaz. Yani 300 bin yıl öncesinden bahsediyoruz ama çok kısa bir zaman geçirmemişler burada. Ve sürekli olarak da sizin az önce bahsettiğiniz rotayı izleyerek Afrika'dan bu yöne doğru gelmişler. Öte yandan bir şey eksik hocam. Çevrede çok fazla mağara yok, sığınak yok. Erectus'un yoksa böyle bir güvene ihtiyacı mı yok? Neden böyle bir açık alanı seçiyor yaşamak için? Yaşamsal anlamda Erectus'un Anadolu'da yaşadığı dönemde mağaraya ihtiyacı yok. Yani herhangi bir kendini güvensiz hissedeceği bir ortamı yok. İklim son derece müsait. Avladığı hayvanlar kendisine zarar verici düzeyde değil. Ve yaşayabileceği çok geniş bir araziye sahip. Onun için de buna çok ihtiyaç duymamış. Ama Emre Erectus'u takip eden Neandertal çoğunlukla hep mağarayı tercih etmiş. Güvene çok daha fazla, çok daha fazla ihtiyacı var. Neandertal daima kendine bir mağara seçiminde bulunmuştur. Onu yok sayanların bıraktığı mirası da kullanırken dikkatli olması gerekir. Örneğin ateşi kullanırken unutmaması gerekenler var. Büyük sanayi fırınlarından basit çakmağa, kılıcına şekil verdiği ocaktan ateş gücüyle kazanılmış büyük zaferlere kadar her kıvılcımda onun ilk cesaretinin ışımaları var. Keman çalan, kalem tutan, ekip biçerken buğday demetlerini kavrayan, avlanan, üreten ve doğayı şekillendiren baş parmağının kavrama gücünü geliştirmeyi büyük oranda Homo erectus'a borçlu olduğunu unutmamalı mesela. Onun sal yapıp denizleri açtıktan sonra tehlikeleri göze alarak çıktığı karalara benim ülkem, benim toprağım, memleketim derken durup şöyle bir düşünecek erectus'a haksızlık yapıp yapmadığını. Umarım bu anlattıklarımızla erectus hakkındaki fikirlerinize bir şeyler daha katabilmişizdir. Ya da ona içimizde ön yargılı olanlar varsa onların biraz daha durup düşünmelerini sağlamışızdır. Başka fikirleriniz varsa, bu konuda ileteceğiniz bir takım düşünceleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Yeni bir videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.